أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. Bugün bana mukaddes ve mübarek ve kalplerde muhabbet ve nurunu payda kılıcı büyük şehir bölen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in medinelerinde kalbimizde doğrudan cevaben biraderimiz ve bütün halkımız için en muhabbetli bugün Hüseyin Karaka bana mehman olup turibdilar. Allah Teala o kişiden razı olsun.
Amin. Bu kişinin bizi kütüphanemizde, uyumuzda, bizim davramızda görüşmek için şeref. Abi ya da yigitler hem bana, talib-i ilim yigitler, bazıları mihman bölüyor, bazıları Medine'de ilim oladığı yigitler bile cemlendik. Allah Ta'ala teşrifiz için sizi iki dünyada mükafatlasın. Allah razı olsun. Teşekkür. Sözünü Hüseyin Korakemiz gibi vermesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. Ve salâtu ve selâmu. الأتمان الأكملان على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز طالب علمنا برادر مز محمود جنة bu tekliflere bizge hursançilik bahşetti. Allah Ta'ala bu kişinin özü mükafatlasın. Talebeler bilen bir üçte şu kılaylık, şu yerdeki talibler bilen deyip teklif kıyandılar. Biz hop dedik, lebey dedik. Mahmud Can'la hemimiz yaş bilemiz. Bizce Kadir'dan biraderimiz, ilim ehlilerden. Şu Medine Munevvere'de Hanefi fikhı'da bahs olib borayotgan magistrliklari ham o'sha Hanafiy fiqh bo'yicha risola yozyaptilar. Ko'pchilik biladi bu kishini. Biz xursand bo'ldik va taklifdan Alloh taolo o'zi qabul aylasin, xizmatlariga o'zi muvaffaq aylasin. Endi bu yerda talib ilmlar bo'lgan uchun bir va'z ma'nosida emas. Davra suhbati deymizmi, fikr almashish deymizmi? Şu manada gəpləşəmiz. Az azanını eşitləgəndən ki, bir arada səval bulsa, bu kişi gə, mən gə, bir uğrasılar, bilgəncə, Allah ilham qiyyəncə cavab verəmiz işə. Allah subhanahu wa ta'ala özə əcər versin, xizmətlərini qabul eyləsin. İndi sizlə səval verəsilər. Özüm isim kəp qaldı bir gəp. Talib ilim bugən ilər üçün, bizəm həməmizəm talib ilim təhsil cəvələ, ustaz öyəncəyimiz yox. Fakat sizlerden aldırlar ki koyamız olasın talep ilim. Fark şu. Şunun için bazı meselelerini sorasaylar, boşdan ötken tabib sıfatı da, dert çekken adam sıfatı da, boş yolunu kança dur, kıyınçiliğini görgen, ustazlardan işçiken adam sıfatı da cevap veririz mümkün olasın. Bana şu biz özümüz yurtta ustazlardan anca bunca ilim alıp, teşkarıya çıkıp, ilm olish asnosida talib ilmlarga xususan tashqarida yurgan shogirdlarga, taliblarga biz aytkimiz keladigan bir muhim maslahat shuki, kecha menga mana shu Haram Sharifda o'tirsam, masjidda bo'ldi. Bir yigit kelib, yangi yan ekan, maslahat olib, Misrga bormoqchi bo'ldim, Turkiyaga bormoqchi bo'ldim, falon joyga bormoqchi bo'ldim, ota-onam unamadi. Madina Munavvaraga unashdi. Madina Munavvarani yaxshi ko'rganimiz uchun deb yangi kepti. Tavsiya so'radi, nima qilayin? Men aytdim, hamma ishni kalitda til. Birinchi tilga urg'u berasiz. Deb turib, keyin u kishiga jamiyaga kirmoqchi ekan, bu yerdagi jamiya islomiyaga. Unga ham kiring. Yaxshi bu narsa. Jamiyalarda o'qish, bakalavr, magistr qilib tugatish bu ham lozim. Lekin shariy ilmlarda, din ilmida xususan hozirgidek alg'ov dalg'ov zamonlar yo'qolib ketdi dedi-yu. Shunaqa alg'ov dalg'ov paytlarda bitta ustozni etagini ushlash kerak alohida. U jamiyatda dars berayotgan ustoz bo'lsin, tashqarida bo'lsa ham, qayerda bo'lsa ham. Manhaji sahih, to'g'ri bo'lgan, mu'tadil bo'lgan. Chunki din asli fitrat. Islom asli biz shuncha o'qiydigan ilmimiz bor-u, Alloh bildirgancha nechta yuzta kitob o'qisizmi, mingta hadis o'qisizmi, yigirma mingta hadis o'qisizmi, yettita qiroatdan o'nta qiroat olasizmi, yuzta tafsir o'qisizmi, yuzta fiqh kitob o'qing, yuzta usul o'qing. Hammasini pirovard etib boradigan joy fitratga etib borish xolos. Alloh yaratgan insondagi fitratni topishdan boshqa narsa emas.
Fakat şu. Fakat uşu fitratını yapucu narsalar köpeyip gitkendinden uşa narsalarını açıp fitratını topuşta ibarat olmaz. Şunun için bu din, bu ilim o anık fallardaki ya ki tarihi okusuyken başka fallardaki malumattan ibarat deyip karışıkça doğru kemiydi. Mesela dedik, falanca kitapta okudum, yatladım, bu olmayan, alım olmayan diyor muyuz? Bu ilim fitret, bu kalp ilmi bugünün için, din aslında kalp ilmi. Nezele bihi ruhul emin ala kalbik. Cebrail aleyhisselam sizi kalbinizde yapmıştı o. Miyengizde degeniyor, kulağınızda degeniyor. Kalbinizde yapmıştı. Bu Kur'an kalp göçüşken, vahiy kalp göçüşken, din kalp göçüşken, kalp ilmi. Ondan taşkarıya çıkarılgende fitretten, din eğer, İslam eğer, fitretten özü bir örgütülse, fitretten uzak talkan kılınsa, peki fitretten begane kılıp, peki fitretten üzgen halette tatbik kılınsa, taze fitretler o şey dini inkar kılınır. O sözden İslam'ı kabul kılmıyor. Din fitretten üzülmeyen payette özünün dinliğini kurset ediyor. İslam öşüm bilen ecredi başka dinlerde. Başka ama dinde fitretten çıkış var. Eğer İslam'la hem fitretten üzülüp takın kılsız, bu başka din gelmez. Taze fitretler kabul kılmıyor. Şunu diyeyken bu fitret malumatlardan ibaret etmez mi? Malumatlar kömekçi, malumat aşıkçı nesneler. Lakin aslı din bu kalp ilmi olduğu için o yaşanış gerek. Mesela ne dedi ki, sadda misal, öte sadda misal. Tuvalet kılayım dedi oğlum, tuvalet farz idi. Ayet kelimede öte farzı etedi. İzâ kumtum faksilu ucuhakum hâkı. Sünnette falanca sünnette kirdilerdi. Fikri okuyuz. Hop, damla sizce tarakı kösetti mi şu beytte? Yok, kösetmeydi. Bana bu aşı hata şu yerde olur. Damla ders ötedi. Daskıge yazadı. Dörtte parça yazadı, ayeti delil yazadı. Şahleydi, çüntüledi, yatlı etedi, imtihan kıladı. Tarakı kıberedi mi lik? Kıbermeydi. O da o şey hakiki din bu miydi? O tarakı kıberiş gerek, kuruşuz gerek olmuş. Doğru, yüzde yoruş gerek, farz o. Kanaka yoruş gerek. Kayısı kol bilen yoruş gerek. Kelesi bilen değil mi, bittesi bilen mi? Bitti kolda abdestle bu seç. Kerende çi. Kerende kan çoğu açış gerek. Arada bölüş gereği mi, bölüş gereği mi? Barmağlar kan diye hareketleniş gerek. Körüşüz gerek onu, siz körünüz, körüşüz. Başka ilacı yok. Kitapta yaz veren miydi onu hiç? Adaplı bölüş gerek değil. Neme o adab? Dedeniz örgütken dersen mi, ananız kıyan dersen? Yaşlık. Neme o yaşlık? Kim koyadı onu meyyarını? Adaplı bol dedi. Adab ilimden muhim. Adab parz, adab bu, adab bu. Bir adab bir küfür yapar adab. Hop neme şu adab? İnsanlığa nisbeten adab, karşısındaki kişinin hursan kaladığı muamele kılış. Hop çekeresi var mı şunu? Afzaliyen var mı? Caizi var mı? Nacaiziyen var mı? Hareketlen orası. O yaşayışız ki de başka ilacı yok. Ustaz körüşüz ki de. Ustaz otası bilen kılıkken muamelen körüşüz ki de. Anası yakıyan muamelen körüşüz ki de. Şagırdı yakıyan muamelen körüşüz ki de. Ustaz yakıyan muamelen. Ustaz hakkında gəpirişini işçiz ki de. Ustazın kandiyatıyla alı yaptı o. Damla falan şu hareket yaptı mı? Yani ustazın hürmet bilendiyle alı yaptı. Kitabını kandiyatı koyu yaptı kitabını. Kitabını koyduğunda kandiyatı koyu yaptı. Kitabını koydu. Kandiyatı koyu yaptı. Tezkere koyu yaptı. Doğru koyu yaptı. Adi takşeye koyuştu. Ulu ulamalardan birilerinin şagirdi. Gelip takşeye kitabını da koyup tepesine siyahdanını koyduğunda de, Berna ya abiye deyken. Talim-i talim-i keledi. Sen semerek ölmeyi sen ilimden deyken. Çünkü kitabının üstüge siyahdanını koydu. Adi neyse bu mesela günahmez. Kur'an hadisinde yok o. Kur'an-ı hadiste umumi Allah'ın şairasını tazim kılayım, ulu kılayım diyen nasıl bir oldu. Tazim kan diye boğuladı, onu kimdir yaşayıp erişi gerek, kursa çiş gerek. Başka şahsı görgen bu meyddin. O malumattan, kitaptan, internetten, videodan alaman diyen adam online'dan buna kasamara görmeydi. Kancadır nasip oladı, bilmedir, bilmegenle bilgen yok olanı bir oladı. Lekin hakiki dinle egesi bu meyddi, ilimle egesi bu meyddi. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın şagirdlerine havariler, hasiler deyilgen. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın şagirdlerine sahabeler deyilgen. Sohbet, birgelikten alınadı bu din.
birga yashash bilan olindi. Ma'lumot bilan olinmaydi. Shuning uchun talib ilmni, xususan xorijga chiqqanlar, kechagi bolaga ham aytdim. Jamiyatda o'qing, universitetlarda o'qing, mayli qanaqa sohada o'qing, o'qing. Dinni o'qiyapsiz, masalan deylik, o'qing uni ham. U ham kerak, hujjat imtihondan o'tishingiz kerak va hokazo. Lekin sizga dinni gapiradigan emas, yashaydigan odam bo'lsin bitta. Shu odam yonida yuring. Manhaji to'g'ri bo'lsin. Aqidasi sof bo'lsin. İslomning haqiqiy fitrat dini sifatida ushlagan bo'lsin. Har tomonga burgan turli toifalarga aralashgan odam bo'lmas. Turli harakatlarga, turli nazariyalarga tobi kishi bo'lmas. Sof islomni shunday olib borini, salaf solihlar qanday o'rgatgan bo'lsa, o'shunday o'rgatadigan odam bo'lsin. O'shunday yashaydigan odam bo'lsin. Shuni etagini ushlang. Kecha odamdan maslahat oling. U kishi nahmu cho'lmasligi mumkin. Lekin sizga yaxshi nahmu ustozini tavsiya qilib, palonchiga bor nahmu. Jamiyaning darsi bormi ham bizda? Yana qaysi kitob bor? Palon kitoblar bor ekan. Alfiya bor ekanmi? Alfiya yo'q ekan. Alfiyani palonchida o'qi. Alfiya bor ekan, Avdohul Masalik yo'q ekan. Unga palonchiga bor. Tavsiya qiladi. Fiqhdan palonchiga bor. O'zi masalan fiqh sohasi bo'lsa, fiqhni o'zi o'qitadi, usulni o'zi o'qitadi, hadisda palonchiga bor. Muhaddis bo'lsa, hadisni o'zi o'qitadi, fiqhda palonchiga bor. Tavsiya qiladi. Asosiysi u odamdan tavsiya olasiz bir jihatdan, tavjih olasiz. Ikkinchidan bu odamdan dinni yashab o'rganasiz. Yashash kerak, boshqa iloji yo'q. Din shu bilan olinadi. Shuning uchun ilgari ko'p vaqt ketgan. Ular chunki dinni yodlash deb bilgan emas, dinni yashash deb bilishgan. Shuning uchun aytishganki, Imom Molikning shogirdlari Imom Molikdan ilmlarini olishimizga 10 yil ketdi. Samti axloqi hay'atini olishga 20 yil ketdi deyishdi. Imom Ahmadning oldilarida hadis dars qilarkanlar, Musnadni o'zlari o'qib berganlar. 5000 atrofida odam yig'ilar ekan. 500 tasining qo'lida qog'oz qalam bo'lar ekan. Dars yozgan, hadis yozgan. To'liqli 1000 tasi faqat Imom Ahmadni ko'rgani kelar ekan. Hay'atidan ta'lim olgan, odob olgan kelar ekan. Shogirdlardan biri ismlari Abu Bakr deb adashmasam aytadiki, 12 yil Imom Ahmadni uyiga qatnadim. Farzandlariga ham musnadni o'qib berardi. Biror marta hadis yozgan emasman dedi. Lekin Imom Ahmadni hayotini ko'rishga borardim men dedi. 12 yil qani 12 yil bitta ustozni hayotini ko'rgan. Ana o'shalar o'g'lim bo'lgan. Ular haqiqiy musulmon shaxs bo'lib yetishadi. Chunki sizga tolat farzni aytib qo'ydi, lekin tolat qilganini siz ham uni ko'rganingiz yo'q. U ham siz tolatingiz ko'rgani yo'q. Siz uni tolatini ko'rishingiz ham yetmaydi, chunki siz anglasiz, o'rtacha bo'lishi mumkin. Yoki u odamning o'ziga xos harakatlari bo'lishi mumkin. Sizni tolatingizni ham o'qish ko'rish kerak. Mana bu joyda bundoq qilgan. Suni bundoq qilgan. Alloh rahmat qilsin, opaddan Habibulloh hojidomlar Markaziy Osiyodagi eng katta olimlardan. Biz ko'p qullarga suv berganmiz tahoratda. Istinjolarga ham berardik, qarib qo'ygan paytlari. Tahoratlarga ham berardik. Sunnatni hikoya qilar edi. Har bir harakat. Biz uni kitobda keyin ko'rdik. U paytda 13 yosh, 12 yosh bola edik. O'sha yosh bola paytimizda ko'rgan narsalarimiz keyin kitobda ko'rdik. Sunnatni hikoya qiladi. Shuni orqasidan ergashib yursangiz, to'la rasuldan ketgacha ekan bo'la olasiz. Bitta ham harf o'qmasdan. Shu darajada sunnatni yashagan odamlar. Har bir so'zida, har bir hatto harakatida, namozida. Biror marta namozni bo'lmasa tahoratlarni qistab qo'ygan paytlarida ham 2 rakat o'qib yoki 4 rakatda o'qib tahorat yangilardilar yana sunnatga. Ba'zida qovuqdan operatsiya bo'lgan paytlar 80 dan oshgan. Biror marta tez o'qigan emas shunday. Biror marta shoshilgan emas. Biz imomlik ko'tardik, yoxda 13 yosh balog'atga yetgan bo'lganimiz uchun. Vala asli jinoatini filan o'qirdik. Chunki uzun suraga u kishining tahoratlari yetmardi. Lekin biror marta na tahoratda shoshilgan, na namozda shoshilgan. To'la sunnatni hikoya qilardi. Faqat namoz emas. Hamma hatti-harakat. Yotgan, turgan, o'tirgan, gapirgan, ovqat yegan. Hamma harakat. Mana shunday bir ustozni yonida bo'lishingiz kerak. Lekin keyin u sizni ko'radi. Masalan, biz Qur'onni tez o'qirdik. Yosh bolalik ekan bizda. Shunda opam aytganlarki, tez o'qima degan. Nechta o'qiyapsan? 300 ta o'qiyapman. Ahmoq 50 ta o'qisa yetadi, sekin o'qi degan. Dona-dona 50 ta o'qi degan. Ko'rdingizmi, sizni ham ko'rish kerak u. Faqat siz uni ko'rishingiz kifoya qilmaydi. Birinchidan, siz ilg'amasligingiz mumkin ba'zi narsani. Ikkinchidan, mabnafsiz ko'yib kirishingiz bor. Ustoz ko'rish kerak sizni tolatingizni yurgan turganingizni o'tirganingizni to'g'rilash kerak. Mana bunday qil. Ovozingni ko'tarma, ovozingni pastroq qil. Ovozingni bu yerda ko'tar.
Bu aynı Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın sünnetleri şunu diye bugün. Sahabeler şunu diye terbiye kıyırlar. Namazda eğlenip, Mescid-i Nebevi'de şu yerde bana. Ebu Bekir Sıddık'ın namazlarını işittiler teheccüdde. Hazreti Umar'ını işittiler. Hazreti Bilal'ını işittiler. Arkalarında yürüp. Namazdaki kılavetlerle. Ettiler ki Ebu Bekir Sıddık'ın radiyallahu anhu cüde pese korken sen, sen avazini köter dediler. O kişi ettiler ki münacat kılıyor kendimge işittiriyor ben onu dediler. Allah'a işittiriyor ben onu Kur'an'la. Üstüne kusayan köter az gene dediler. İtiraz bildirmediler o fikir. O fikir doğru. Lakin yine köter az gene teheccüdde. Hazreti Umar geldiler ki sen avazini belent kıvar yapsın dediler. O kişi etti ki şeytanını hem de yükünü kuvu yapman. Adam gayretlenledi. Hem avazı etken ceketi şeytan kaçırdı. Hem uykunu hem şeytanını kuvu yapman. Avazını pes ettir dediler. Hazreti Bilal geldiler ki sen işitsem o sureden 4 ayet bu sureden 3 ayet kıl okuyup sana. Ha şimdi şirin ne şirin koşu okuyup ben de. Yani mesela cennet ayetler olsa terim. Yani ki kana kadar tevhid ayetler olsa terim. Şunu okurkenler de Mevla'ya kalıp durup Tayyip'ni Tayyip'e başlayıp okuyup ben de. Diyorlar ettiler ki yok bir de sureni başlasın o şunu tüken dediler. Bu. Amellerini görüş gerek. Ustaz sizi görüş gerek. Hatta hareketinizi görüş gerek. Bu sizi doğrulup duruş gerek. Talib ilimlerine lazım neyse şu. Elbette bitti. Hakiki sünnetke muvaffak. Hakikatte dinin mahiyeti bile anlayan. Surat palas bulmayan. Hakiki ilim ahli ne itekini uşaş gerek. İlim yolu da hem şundan maslahat olayım. Ve ilim mi dinin şundan organik. Yaşayıp organik. Sizge yaşayıp diyen olsun. Din yaşayış gerek. Fakat oraya yaşayış gerek. Lakin onu sizge fakat yaz verirseniz. Siz onu yaratıda bağırıp tekrar kılıp gelip imtihan tavşırırsınız. Yaratılarken deyem imtihanı uçuşun. Okey diyen olsanız. İmtihandan çıkan deyken buraya deyken hiç sesle kalmayı diyen olsanız. Siz fakat öz yüzü öz aldayken bulunuz. Mürekkep cahil tayarlanır. Ali gibi bir ötken sefer etkenimiz nükte. Iraklı alimlerden bir tanesi. Biz el-cami'de el-cami' mescid. El-cami' muzakkar. Muzakkar. El-cami'de dinle örgütlerdik. Çünkü Peygamberimiz mescidde örgütlerler ki yine mescidde devam ettik uzağa vakit geçti. El-cami'de örgütlerdik. Muzakkar'dı. Erkekler yetük insanlara yetişip çıkardı. El-cami'e muannes sigası gibi ötküzüp cinske ötküzüldük. Çıkardı genelere boşuna kadar. Tuğla erkeğe bu kaldı. Degen bir mutayibana etken, bu camialarını kararlaş, üniversitelerini yaman diye mahşemez mi? Yok. Bu yerde, bu yerde ilim zor, malumat zor, fikirler zor. Bir de nakıs tamamen yaşayabiliriz yok. Ustaz kere ders verirdi, sizge leksiyeni okuyup çıkartırdı bu. Şu boy imtihanda sizi görürdü. Ben önce köp üniversitede okuyan ballarını karayım, ustazı onu tanımaydı. Sen kimsen ismini nüme değildi. O, İsmiye kogaz yakalıp ettilerdi. Balancı, püstancı ettiler. Lakin size şahsiyizi tanım, hareketinizi bölüm, üyüdeki hareketinizi yiyem, adamla bile muamelesi, namazizi, ibadetizi, taratizi, sözizi, avazizi, közizi, kırıp türmese ustaz, uşağına yorgasamasa, siz gelecekte yaşa alın, hakiki alın bulalımıyız. Hakiki din namayandası bulalımıyız. Çünkü talib ilimlerine lazımlarsa, bitti ustaz değil, tabi uşayın. Ustaz tellerçi için talim mutallimler deyken, kere göğüsü 6 ay, kere göğüsü 1 yıl yürgün deyken. Kara, hakikat, sen hakikatini istesen Allah seni ropala kılar. Ama nefs köyü yekirsen, o zihni fikirlerine tabiye bulup, o fikirge yine harap adam telliye diyen bulsen, onda adaşırsan. Ama sen hakkını isteye diyen bulsen, Allah Teala seni hakiki, o şey ustazını ropala kılar. Kere göğüsü 6 ay istekin, ustazge kirgen deyken çıkmamaydı deyenler. Hadi bana şer olmayasın onu. O şu bir ustazı tapayım. Bana şu harcda yürgen talimlerle hususen lazım bana. O işte siz bundan ders alıp, bundan ders alıp, bunge oku böyle, bunge yakla verip durup, alım bulamın demeyim. Malumat ilgesi olasın ama alım bulamayız. Kançadır malumat ilgesi olasın. İmtihandan uçuş için hem okulması gerek. Amel için okuluş gerek. Ve yetkiziş için okuluş gerek. Şunu da okuyun. Ne malumat gördünüz? Bir de hadis gördünüz. Bitti ayet görürüz. Bitti lügatı bildiniz. Darabanın manasını bildiniz. Urdu degen iken. İmtihanda sorup basa şu darabana ayet verişim gerek. Ne meydi urdu mıydı? Darabaya urdu, urdu, darabaya urdu, urdu, kıl bakmayın. Yok. Bu mi kayır ki amel kılamam bunu? Kaçan amel kılamam? O adamlar diye kan diye yetkezemem. Bana şu fikir bile okuyun. Her bir agen malumatıyız. Amel uçun ve gelecek evlatki yetkezi uçun olsun.
Yetkazı suçun oldu mu? O bir müle insan çıkmaya diyen kum yoklanış gerek. Çünkü insan çıkan insanı beri olmayasınız. İnsan çıkan insanı amalim kul olmayasınız. Bana şu yönelişte alınsa, o bütün ustasının talimini alınsa, inşallah inşallah kemalı getirilir. Şu biz ki baydamız İmam Mukalun, İmam Abdurrahman ibn-i Mehdi, şu arımlar hepsi 20 ile 20 yıl. Hazreti İmam, Hazreti Ebu Hanife aleyhisselam. 18 yıl. Hamad ibn-i Ebu Süleyman yandı yürüyenler. Hazreti İmam aklı bilen bitti ümmet aklı oluyen kuşuda. Bana şundaki mülazamet alışkanı. Çünkü İmam Bukhari özellikle yukarıdan Zuhri, İmam-ı Zuhri yani başka imamlardan rivayet terleyken peyitlerde Muhammed ibn-i Yahya başkalarından ustazlarından, İmam-ı Zuhri'den, İbn-i Mehdi'den başkalarından terleyken peyitlerde Süfyan-ı Sevri'den, Süfyan-ı Mümini'den. Kendi yeterli geldiler. Ustazga mülazım bu gelirlerden terle gelirler. Kim rivayetini alamayın diye. Zuhri'nin yanında yürgenlerinin rivayetini alamayın diye. O şey için Bukhari küçülük. İmam Zuhri'ye bilen hacda bir görüşüp kalıp rivayet ögerlerine ama gelirler. İlla yardımcı bu sayı olaydı. Asas sıfatlamaz. Asas sıfatı da her bir muhaddisden mülazım bugün onun yanında ayrılmaya yürgen yok ki köp vakit yürgen şagirdlerinin yine hadisini alıyorlar. Çünkü o bir hadiste o metrele yazıyor bu arada ustazda. Hata kılışı mümkünmez. Bir metre yazıyor adam hata yazıp alışı mümkün. Şürük koyuşu mümkün. İsten çıkarıp koyuşu mümkün. Ama 5 metre 6 metrele ha mahal kadakat neşken ustaz şagird hata kılışı mümkünmez. Baba da ustaz hata kılışı hem kendi hakikati turlap koyar. O yüzden için mülazımlarını yani daimi yanında yürüyen şagirdlerini hadislerini tehlikeler İmam Bukhari. Her bir muhaddisten sizlerle. Üçüncü İmam Bukhari'nin ki hatta İmam Müslim'inkiden kırık kuvvetle belen türedi. Şartları uçtun ki katlık, ötüyem küçülük. Şunu diyeyim kadın ki ilimli kandıya alıştı İmam Bukhari görüyorlar ki ustazının yanında yürüyen, mülazım bu gelirlerden alın dedi. İlim degen mananı koyuyorlar. Arabada görüşü kalıp olayın olayın diyen ki bir YouTube'dan dersini görüyorlar. Şakırt gelen bu kalmaydı o bilen, din bu kalmaydı o. Doğru alayım, aminmez. Online aminmez, online alayım. Lekin şu bilen kifayetlenme. Gel şu yerde. Terbiyeni kaydedir alayım. Ustaz diyanı da alayım. Ustaz sizi korusun. Online ders kılayım. YouTube'dan göreyim. O hemen kıladı. O lazım hazır. O kararlanmaydı. Lekin şu bilen kifayetlenmiş kararlanmaydı. Siz yanı da bir de ustazın terbiyesini alayım. Bu yerde biz şu tavsiye kılıp bu yerde bazı ustazlar geçti. Taliplerini tavsiye kılalımız hazır. Yani bir de memleki yayı git. Çünkü ki yansızı alacak tahsir. Evet. İnşallah. Sohbetle ilgili yapabilirsiniz. İşte bir de ustazda alayım. Biz bildiğimiz bir yerde Rabbullah Hanıken barlar, Mahmud Can barlar, yani bazı ustazlar var. Şu yerdeki talipleri de biz tavsiye kılalımız. Yani şu ustazlarını yanında yürüp, şularını, menhacılarını mahkem uçup, devam ettiriş gerek. Şimdi kişi her zamanda gelip kıyınılmaydı. Ve inşallah şu kemalge yeterdi inşallah. Şu böyle amirge sahana hem talep olası ki hadisten, fiqhden o hakkaza. Ustaz asasiz ki yöneliş verildi. Uzun sahasında uzun ders bile. Peki muhime ustaz sizge yaşam verildi. Ve sizde yaşatadı. Hatta ancağında bir kardada bulardılar. Haşimcan kardada. Allah rahmet kısın. Kayma yalesi böyle. Çakırt. Kaymağını elbette tolu koyulmadı. Yarım piyeli koyuladı. Piyelini yarım piyeli koyuladı. Kaymağını da tartsız, nanını saptırıp tartsız. Tamıp duruyor yani kaymağı suyu olsa. Onu da ağızga abartsız, yolga tam edin. Yolga tam edin. Yolga tam edin. Onu siz tamçısını üstüne tüketsiz gerek. İki kıl yolu var. Bir tanesi piyelenin kırgağına işgalip. Tamçısını özgür tam edin. İkincisi nanını eğlendirip, hani çimdim nanını. Eğlendirip, özgür kaymağını, özgür özünü karıştırıp kalıp, üşletip. Ali akıllıkken üzüp durup diye ağızga tozuşmalı. Bu o da adi nerede? Şerletle alakası yok. Lakin adab da kanayım. Şunu örgüt derdi ki o kırağılıkı sürtme deriz. Aşımcan kadar. Bunu örgütken başka nesilen örgütken bu Ali meyde kersliği yayın ki dinini bir meyde nesilge elentirişmez. Kette nesilen örgüt bugün. Bu niye örgüt et? Şu derece geçe. O kırağılıkı sürsen deydi. O katadı kayma kırağılıkı deydi. Piyala hunik boladı ki sen hazır tüketemezsin kaymağını. Çünkü bir gün danıştırdı. Ettiğin danıştırdı koysa şu piyala bile.
Xuddi qodiq yeganga o'xshab odamni tabiati xir bo'ladi, xira bo'ladi. Unda ko'ra shu tepasiga tomizga bunday aylanadi. Keyin og'zingga solganda. Shuni o'rgatgan. Shuni yashab o'rgatishganda shuni, tushundingizmi? Mana shu narsalargacha tahorat, amallar, odob, axloq, inson bilan munosabat, ibodat degan bu narsalar erta qachon? Bu Rasul akram alayhis solom ayni sunnatlar. Abdurrahmon ibn Abu Salam nima dedilar? Kul bi yaminik, o'ng qo'ling bilan ye. Sam billah. Allohning ismini aytib boshla. Va kul bi yaminik, o'ng qo'ling bilan ye. Va kul mimma yalik, oldingdan ol. Qani ayni sunnat. Yosh bolaga oddiy yosh bo'lmasa yosh bola o'rgan u. Apple tapil qo'li to'g'ri kelgan joyga cho'zganda yo'q unaqimi. Birinchi bismillah ayt, shoshma. Ikkinchidan o'ng qo'ling de. Uchinchidan yoningdan ol, birovning yonidan tortma ovqat. Ko'rasizmi? Mana shunday ta'lim berilgan. Bu ayni sunnat shu. Bo'lmasa shu shunga aralashadimi deysiz? Aralashish kerak shunga. Ana shunday qilib inson kamolga yetdi. Har bir narsani bu insonni cheklash yoki axloq o'rgatish bu g'arbning tushunchasiga ko'ra insonni cheklash yoki uni bir manqurtga aylantirish yoki qalamga aylantirish emas, yo'q. Uni sayqallash, kamolga yetkazish. Fikrda erkinlik bemalol. Boshqa narsalarda erkinlik bemalol, lekin hamma narsada haqqa cheklanish, botilga o'tmaslik. Mana shu narsani bilib olishimiz kerak. Sizlarga ham tavsiya ta'sirlar. Mana shunda ustozni mahkam ushab, Alloh muvaffaq qilsin, oxiriga yetkazasizlar. Marhamat ta'sir. Ha, kimda savol bor yigitlar? Savol bor edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz haram so'zni to'ldiramiz. Biz o'zimizni qaysi darajaga yetganimizdan keyin boshqalarga ham shu ilmni bo'lishni boshlashimiz kerak. Har bir sohada 3-ta bosqich bo'ladi. Ibtido, tavassut, intiho deyiladi. Ya'ni u 3-ta kitob o'qish emas u, 3-ta bosqichdagi kitob o'qish. Kitoblarning saviyasi bo'ladi o'zi. Masalan, mantiqda sullam 1-chi kitob yoki izaguchi nasr bo'lsa. Tushundingizmi? Shuningdek, sharhlarda ham saviyasi bo'ladi, uni olimlar belgilaydi. Shuningdek, xoshiyalarda ham saviyasi bo'ladi. Shunda o'z ilmni birinchi bosqichi nimadan iborat? Ilmni istilohlarini tanishtirish, masalalarni yoritishdan iborat. Ikkinchi bosqichda o'sha ilmdagi deyarli hamma bahsni qamrash va dalillarni keltirish. Asllarini ko'rsatish. Uchinchi bosqichda yuqorida o'rganilgan istilohlar va asoslar va dalillardan keyin munoqashalarga kirishish. Qarshi fikrlarni o'rtaga tashlash. Toratda farz 4-ta, yo'q 5-ta. 4-ta deganlarning dalili 5-ta. Buni birinchi bosqichdan fiqh muqaronda berish eng katta buzg'unchilik shu. Bu oxirgi bosqichda qilinadi. U ham fiqhni, fiqhiy malakani oshirish uchun, hadisni hamma sohada shu. Oxirgi bosqichda o'sha hamma ilmda shu. Oxirgi bosqichda daqiq masalalar, ixtilofli masalalar, hatto nahv emas, arab tili oddiy til bo'lsa shariat hukmi emas u. Shunda ham ixtilof qilishadi. Basralilar bitta gap aytadi, kufarlilar boshqa gap aytadi. Shunda siz boshida kufarlilar undoq deydi, basralilar bundoq deydi deb ketaverasiz. Lekin oxirgi bosqichda shuni munoqasha qilasiz. Kim haq? Kufarlini gapi to'g'riroqmi, basralinikimi? To'g'ri bo'lsa qayerdan dalili? Xo'p, dalil nimaga asoslangan? Aqlgami, urfgami, naqlgami? Nimaga asoslangan? Ana ularni tahlil qilasiz. Agar bu qavlni tutsak, nima natijaga erishamiz? U qavlni tutsak, nima natijaga erishamiz? O nizo qaydan kelib chiqqan? Ba'zida ikki tomon ikki xil gap gapiradi. Ikkovisi boshqa narsani gapirayotgan bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, bu kishi aytadiki, mana shu kitob deydi. Masalan deydi, nima deymiz? Oq varaqda bo'lgan deydi. Narga aytadi, bu kitob Finlandiyadan keyin varaqda bo'lgan deydi. Bir-biriga zid emas. Gap ikki xil ko'rinish. Oq Finlandiyadan keyin bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Nizo qaydan kelib chiqib, nimani talashyapti aslida, shuni topish kerak. Ko'p masalalarda, fiqhiy masalalarda nazar ikki xil bo'ladi. Ikkovisi ham asli bitta gap aytmoqchi bo'ladi. Lekin ikki tomondan qarayotgan bo'ladi. Mana bu narsalarni bahs qiladi oxiri, intihoda. Siz qaysi fanda dars bermoqchi bo'lsangiz, muzokara qilib, mukolama qilib,
bilə dərsləşiş haligi təkrarlaş bolaradı. Bu birinci bosqçda ham qolaras. Lakin müdərris sifətində dərs verməkçi bolsaz. Bir ilmi sahə sifətində dərs verməkçi bolsaz, birincisini ki bilsəz ham müntəhi bolusunuz kerak, imtahan tutayotgan bolusunuz kerak. Üçüncü bosqçda ötken bolusunuz kerak. Hər bir ilmdə 3 ta bosqç var. 3 ala bosqçda egallab, 3 ala bosqçdagi kitabni özləşdirib to'la hazm qilganing. Hazm qilish kerak. İlim hazm qilinish kerak. Keyin u sizdan otilib chiqadi, buloq bo'lib. O'qib olib tarjima qilmayman, men tarjima qo'tirilmaydi. Yo'q, sizga oldin singish kerak, hazm qilinish kerak. 3-chi bosqichda olganingizdan keyin qaysi sohada fiqhdami, usuldami? Ana endi siz 1-chi sinfdan boshlab hammasiga bera olasiz. Mantiqda ham tushun. Ko'pincha ko'pchilik nima qiladi? 2-chi bosqichga o'tdimi, 1-chi bosqichda kitob beraman deydi. Birincisinden köp hata kılır. İkincisinden meselelerini noto'g'ri tasvirlab beradi. O birinci, zihni birinci metri şu fanni o'rgan odam chal kesib biraz bosib ketadi. Uchinchisida qiyinlashtiradi. Siz muntahi bo'lsangiz, masofani boshdan oxirgacha ko'rayotgan bo'lasiz, oson tushuntirasiz. Shunda talaba qiynalmaydi. Ben köp eshitganman, biz o'zimizda bo'lgan voqealar, masalan, bir mudarris madrasada dars beryapti. Muxtasar o'qiyadigan bo'ldi. Muxtasar o'qiyib o'ta Zıç metin. Zıç metin. O mustahabbuhu tayammun ve mashu rakaba deyip koyar misal. Ve illa fela deyip koyar. Yüce kıska cümleler bilen Sadr-ı Şadiyah-ı Mahbubi'yi tüzgenler. Yatlar şunu tüzgenler çünkü. Köpünce bunun meselelerini hususen savda bablarda, nikah talak bablarda tasvirle bir iş kıyım mıpkaladı. O da Londra'da. Aytsa da shu taliblar o'zi menga nechta tayyib bergan. Ustoz dedi, kirib masalani matnni yozadi dedi. Muxtasarda matnni o'qib qo'yadi. Keyin bizga uni sharhlaydi dedi. Biz uni tushunamiz, qiynalib ketamiz dedi. O'zi yaxshi tushunmaganda ustoz tushunmayotgan ekan bo'ladi. Yoki noto'g'ri tushunmagan bo'ladi. Haligi ustoz sharhlab beradi, biz tushunamiz, qiynalib, terlab oxir mashq qilganda endi deb xulosa qilib tushunganga o'xshab kirib uyga kirib o'shni o'ylab ketmangacha o'zimizcha tahlil qilib chiqsak ertaga kelib birodarlar kechagi masalani men noto'g'ri tasvirlabman. Qaytadan tarjima qilib qaytadan boshqatdan aytadi biz kallamiz ag'darilib ketadi bir yo'l. Nimaga? Chunki u birinchi bosqichdan o'tiblar dars berishni boshlaganda u. Bu noto'g'ri bo'ladi. U talabani qiynaydi, adashtiradi, umrini zoyiq qiladi, aqlini zoyiq qiladi. O'zini ham qiynaydi. U xato ko'payadi. Buni olim yetishmaydi. Har bitta ilmda, shu 3-ta, shuncha hamma ilmda shariy ilmlar bir-biriga bog'langan. 3-ta bosqichni bosish kerak. Masalan, siz hadis o'qmoqchi bo'lsangiz, fiqhda ham 3-ta bosqich yoki 2-ta bosqich yoki 3-ta bosqich o'qigan bo'lish kerak. Hidoyat tugatgan bo'lish kerak. Faqihsiz hadisdan 3-ta bosqich o'qigan bo'lishingiz kerak. Taxassus deganimiz undan keyin chuqurlashtirilganda taxassus olasiz keyin. Lekin shariy ilmlarda hammasida, hatto lug'atda ham, vasila ilmlarda, maqosid ilmlarda ham o'sha ma'lum bosqichlarni egallab o'tishingiz kerak-da. Keyin bitta sohada chuqur bahs yuritasiz, hamma sohada dars bera olasiz shunda. Azhar sharifni ilgarigi manhaj shunday bo'lgan. 12 ta ilmdan mutaxassis qilib chiqargan. 12 ta ilmdan dars bera olgan, yoddan dars berishgan. 12 ta ilmdan yoddan dars beradigan bo'lganda Al-alimiyye deyip, oğlum degen şehadet verişken. Bana şimdi oğlum buldu degen. Çünkü şer'i ilimlerden bir tesis de şu dakika mutemekkim bugün adam oğlum deydi. Hemen sizde mutemekkim olsa Allah'ıma deyişer. Demek ki şunu da başlasa bu dedi inşallah. Peki müzakere kısayız bu arada. O yüzden ders taş benden kul olasın. Muhammed olmaz. Bu men bir naqsam, izohlasam, bu Abdulaziz bu savolni so'rashlardan oldin bir misol keltirdilar. Aytibdilarki, men haramda o'tiruvdim dedilar. Bir kishi keldi dedilar. Mana so'radi dedilar, shu ba'zi odamlar haramda imom turgan joydan ancha oldiroqda namoz o'qiyotgan bo'ladi. Shubhasi kelib mana so'radi, shu imomni oldiga o'tib ketib namoz o'qisa ham bo'ladimi, odamlar shunaqa o'qiyapti deb aytuvdi. Men İmam Malik mazhablardagi bir qavlda bo'ladi. Biz boshqa mazhablarda 3 ta mazhabda bo'lmaydi. Deb shunga javob berdim deyaptilar. Shunaqa javob bersam bo'ladimi deb so'radilar. Va o'shani aytdimki, ya'ni majlis hamma kelgan paytda ishni suhbatlashaylik deb, chunki foydali bo'ladi. Shoz aytganingizga o'shinga qo'shimcha qilmoqchi edimki, fiqhda shunaqa narsa bor. Fiqhda fatvo berish 4 ta narsadan iborat.
o'sha adabul ifta, adabul mufti kitoblarini ko'rsangiz, 4 ta narsadan iborat. Birinchisi fiqhi hukmda bilish. Ya'ni falon narsaning hukmi nima? Fiqhi hukmda bilish. Bu o'sha hukmlarni o'rganish fiqhi kitoblarni o'qish bilan bo'ladi. Ikkinchisi fiqhi hukm so'ralayotgan vaziyatni bilish. Bu vaziyatni bilish haqida kim savol berdi? Bir kishi savol berganda bu yigit savol berganda javob berdim. O'shanda aytdim masalaga. Vaziyat murakkablashgan sari buni bilish alohida taxassus talab qilishi mumkin. Masalan, bank bo'lsa, boshqa bo'lsa yoki tibbiyot bo'lsa, shu bilan bog'liq bo'lsa, endi uni alohida o'qishingiz kerak bo'ladi. O'shanga aytdimki, misol keltirdim, umumiy qiroda fiqh tibb degan fakultet ochishdi hozir. Tibbiyot bilan fiqhni birga o'rgatish uchun. Toki tibbiyotning daqoiqlarini bilgan holda fiqh hukmlar topa olish uchun. Shunda sizda ikkinchi masala paydo bo'ladi, jarayonni bilish, o'zi so'ralayotgan savolni bilish. Hukmni bildingiz, jarayonni bildingiz. Endi uchinchi nuqta paydo bo'ladi, hukm bilan jarayonni to'g'ri bog'lay olish. Bu takyif deyiladi. Ya'ni takyif qila olish. O'sha jarayonni qanday qilib mana bu hukm bilan to'g'ri nima baholaysiz? Masalan, siz uni qarab ijara deb o'ylashingiz mumkin. U ijara emas, u juala bo'lib chiqishi mumkin. Yoki juala emas, asli istisno bo'lib chiqishi mumkin. Uchalasi bir-biriga o'xshaydi. Bir odam menga bunaqa qilib bersa, shuncha pul beraman dedi masalan. Siz bilmoqchisiz, bu ijara shartnomasimi hozir? Bu juala shartnomasimi hozir? Bu istisno shartnomasimi hozir? Chunki uchalasida uch xil hukmi bor. Ijara bo'lsa tomonlarcha majburiy, juala bo'lsa tomonlarcha majburiy emas, istisno bo'ladigan bo'lsa, uni hali majburiy, majburiy emasligida xilof bor. O'sha 4-chisi endi keyin nuqtaga sizga olib keladi. 4-chi nuqta nima? Hukmlar orasida ana shu vaziyatga eng munosibini topishni bilishingiz. Bu uchun siz maqosid ilmlarini va boshqa ilmlarni va urfni va boshqani tushunishingiz kerak. O'shanda keyin siz hukmni bilasiz, siz jarayonni tushundingiz, shu jarayon uchun to'g'ri hukmni boshqa hukmlar ichidan topib ayta oldingiz va shu paytda o'sha hukmni aytgan bir necha qavullar va boshqalar orasida qaysi biri mana shu vaziyatga to'g'riroq ekanligini baholay oldingiz. Mana shunda keyin siz fatvo bergan bo'lasiz. Bunga bitta misol keltiraman, shu bilan bu javobni tugataman. Amerikada bir nimalar bo'lgan, bir kompaniya ochganda O'zbekistondan ba'zi tijoratchilardan pul olishgan. Pul olib bir kompaniya ochgan bir odam. Ochib kompaniyasini yurg'izgan, kompaniyasi katta bo'lgan, endi hali nima bilan, logistika bilan, tovar tashish bilan shug'ullanadigan kompaniya. Kompaniyasi bir oyoqqa turib yaxshi bo'lgandan keyin bir o'sha mazhablarga ergashmasdan fatvo beradigan kishilardan biri, shu kishi bir domlalardan biriga aloqaga chiqib aytganki, mana degan O'zbekistonda shu sheriklarim bilan ish boshladim, ular pul qo'yuvdi. Shu sheriklarim degan sunnat ahli emas degan. Endi ahli sunna ular nimasi bo'yicha-da, o'lchovlari bo'yicha. Va endi yomon xususiyatlarini aytgan, bunaqa qilgan, bunaqa qilgan yaxshi odamlar emas degan. Shular bilan aloqani buzsam bo'ladimi, yo'qmi degan. Desa, javobini yozma shaklda endi ovozini javob jo'natganda, bu javobni sheriklarga yuborgan, sheriklari qaysi O'zbekistonda deb ahlilimga jo'natgan, ahlilim menga jo'natgan. Shunaqa men kelib qoldi bu javob. Javobda aytayaptiki, bu sheriklik shartnomasi musharaka, sheriklik shartnomasi, sharika. Bu jaiz shartnoma, ya'ni tomonlar uchun ixtiyoriy shartnoma. Xohlagan paytda bekor qilsa bo'ladi. Chunki bekor qilsangiz bo'ladi degan. U ham keyin narigilar aytgan, masalan, bekor qildim shartnomani, mana pulinglar degan chiqarib olgan. Xo'p, u biznesni birga turg'izgansan oyoqqa. U yerda hali brendi nomi bor. U masalan biznesni tajribasi bor, u yerda biznesni masalan muvaffaqiyatlari bor, klientlarni, mijozlarni ro'yxati bor. Bular hammasi pul hisoblanadi hozirgi hisobda. U hammasidan bu tomonni haqqi bor, shuni chiqarib yuborasan oyoqqa turib olgan biznesga. Tushunyapsizmi? Xo'p, bo'lgan bo'lsang, kim senga huquq berdiki, qolgani saniki bo'lishi kerak. Ya'ni uni o'rniga pul saniki hamma qolgan narsa masalan. Kim senga buni o'lchab berdi? Lekin xatoni bu odam qilmayapti, xatoni javob berayotgan qilyapti. Nimaga? Chunki javob berayotgan odam aytish kerakdiki, siz savolingiz fatvo emas. Siz savolingiz hakamlik. Siz hozir men bilan bir o'rtasida hakamlikni xohlayapsiz. Men narigi tomonni eshitib ko'rmadim. Shuning uchun men hozir hakamlik qilishga haqqim yo'q deish kerak edi. Lekin uni bilmagan. Ko'rasizmi? Hukmni bilganmi? Bilgan. Jarayonni tushunganmi? Endi qisman tushungan. Lekin hukmni jarayonga to'g'ri tatbiq qilganmi? Yo'q, tatbiq qilmagan. Yo 3-chi va 4-chi shart topilmagan. Ikkinchisi ham o'z chala topilgan. Natijada mana hozir kimgadir zulm qilingan, kimdir kimindir haqini yeb ketgan va bu narsani islomning nomidan qilgan, shariatning nomidan qilgan. Shuning uchun mana shu 4 ta nuqtani bilish kerak. O'shanda keyin o'shanga men bundan xulosa qilamizki, hozirgi fatvoni bilishingiz fatvo berishga kifoya qilmaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, men dedi fatvoni bilaman, javob shunaqa ustozlardan eshitganman, shuni aytib qo'yaman dedi. Yo'q, chunki siz fatvoni bilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin voqeani takyif qilishni bilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Savolni xato tushunayotgan bo'lishingiz mumkin. Tushunarlimi? Yoki siz o'sha qaysi hukmni, qaysi voqeaga qanday shaklda urushni va boshqani va u bilan bog'liq boshqa har xil omillarni inobatga olib bermayotgan bo'lishingiz mumkin. Shu sababli har qanaqa holatda ham fatvo berishdan qochish kerak.
o'shanga sizga kimlardir ruxsat berib, kimlardir mana shu narsani qilishingizga ruxsat berib, qanaqadir qo'lingizda ijozalar va boshqalar shu bo'yicha ustozlardan shakllanganuncha o'shanga Imom Molik aytadilar, 70 ta mujtahid menga ruxsat bermaguncha fatvoga o'tirmadim dedilar. Jazakumullohu xayr. Ustoz. Hali bey. Shu joyda misol uchun o'sha so'zni bir so'rayam, Abdulaziz. Men fatvo berishga yoki ilm bo'yicha gapirishga xosini loyiq menga. Hali o'zim talib ilmman desalar-da, lekin shu joyda boshqa javobi aniq noto'g'ri bo'lgan inson gapi qo'shilib kelsa-chi? Biladilar bular o'sha narsa noto'g'riligini, aniqligini. U endi odam javob bergisi kelgani uchun javob bersa. Abdulaziz misol uchun gaplarini to'g'riligini biladi-da. Lekin u ikkinchi qo'shilgan odam qanaqadir martabasi oshishi uchun, o'ziga obro' bo'lishi uchun mana shu savol javobini bilaman degandek noto'g'ri javob bersa. Shunda nima qilish kerak? Agar xato narsani ko'rsangiz, to'xtatsiz bo'ladi. Xato narsa, bu narsa xato deb. Lekin shunday ham, masalan, hozir men Abdulaziz aytgan misolda men tavsiya qilgan bo'lardim, ana odamdan so'rayni, birovga to'g'rilab borishing. Shu bo'yicha javob beradigan mas'ullar bor masalan. Masala bor. O'sha mana ulamolar aytadi, saraflar paytida bitta savol bilan deydi 70 ta odam orasida yuraverdi, hech kim javob bermasdi deydi. O'shanda o'shanga masalan Abdulazizdan shunaqa narsa so'ralsa, undan so'rang deb, shu bitta o'sha yerdagi mas'ullarga to'g'rilab olgani yaxshiroq. Lekin agar kimdir xato ish qilayotgan bo'lsa, o'sha payt aytib ketsa bo'ladi, mana bu ishingiz xato deb. Lekin bunaqa holat bo'lmasdan kimdir kelib fiqhiy savol so'rasa yoki so'rasa, bilaman deb turib javob bermaslik kerak-da. Yani u odamdan so'rang deb to'g'rilab olish kerak. Alloh. Ulamolarda birga bor, hol takrorlanmaydi deydi. Tasavvuf alim gaplardan da hol takrorlanmaydi. O'sha qalbiga bir xavf keladi-yu. O'sh kelgan ikkinchi marta kelmaydi. Xuddi o'shna u kelmaydi. O'shaning uchun o'shani g'animat biladi ular. Qatiyat bo'ladi, bir tavba qildim, bo'ldi, o'shunda qoladi. Holni qalbingizga tavba bu nadomat qilgan ishiga nadomat taqvoga himmat paydo bo'lgani o'sha holni shuni ushlab qoladi. Hol chunki takrorlanmaydi. Agar buni zoya qilsa, qaytib bu hol paydo bo'lmaydi. Boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin aynan o'sha hol kelmaydi. Ularning asosiy fazilati shu yerda, ya'ni sodiq bo'lgan. Holni ushlab qo'ygan bo'ladi. Shunda bardavom bo'ladi kishi. Ilmga bo'lgan muhabbat ham shunaqa. O'sha masalan bir gapni eshitasiz, bir qalbingizga turtki keladi. Ki o'sha yaxshi ketayotgan bo'lasiz, ki o'rtada bir gunoh yoki bir lag'v yoki bir boshqacha vasvasa keladi. O'shunga quloq solmasangizgina davom etadi. Quloq solsangiz yana qo'ldan chiqadi. Yo'li shu, ya'ni hozir bo'lgan holni saqlashning yo'li gunoh qilmaslik keyin. Ular shunday qilganda tavba nasuh bo'lgan. Allohdan tavfiq so'rashlik bu yo'q. İmam sajdaga bordi, men ham sajdaga bordim. Yonimdagi odam telefon jinglab qoldi. Jinglamadi, radiosi qo'ydi. Radioning tayyor gapirib yotdi. Men telefonim jinglayapti deb o'ylab, men sajdadan joyga qo'ysimdagi qo'limni tiqib, telefonni amallashtirib o'tishga chunki bitta naqa sajdada ko'proq qoldilar. Shunaqa bo'ldi-da. Shunda endi ruquda yetdi, azomat sajdada qo'lim ancha vaqt cho'ntagida qolib ketdi. Shunda namozimni botirib bo'ladimi yo? Bu kishi javob beradi. Yes, javob beradi. Sajdadaligingizda qo'lingiz yana qo'yilmadi, shunaqami? Telefon endi umuman qo'yilmadi emas, bir muddat qo'yilmadi. Sohib bo'laveradi, sajda sohib bo'laveradi. Shu joyda bir narsa... Bu kishiga javob berib qo'yaymi? O'sha holni ushlab qolsa maqom bo'ladi. Shu joyda bir foyda uchun bir narsa aytib ketaman. Ko'pchilikda bo'lib qoladigan ishlardan biri. Bir marta telefoningiz bo'ladi, cho'ntagingizda bo'ladi. Yoki undan ham yomon holati ba'zida pastga qo'yib qo'ygan bo'ladi. Yoki bir sumkangizga qo'yib qo'ygan bo'ladi. Jiringlab qoladi, siz namozdasiz. Shu paytda nima qilay degan savol bo'ladi odamlarda. Namozni buzasiz, telefoningizni olasiz, o'chirasiz va namozga boshqatdan kirib davom ettiraverasiz. Tushunarlimi? Lekin davom etmaysiz.
Demek ki çünkü sizi bir namazınızdan başka adamların namazı muhim olarak. Eğer bir yüzde bulsayız ve o sizce halakı vermezse o tüketi uğrarız. Çünkü siz takbir tahrim hakikatenizden başlar. Sizce başka hareketler haram oldu ve siz özünüzden onu namazı bozup onu kılışız kereyemez. Lekin eğer başka adamlar buladırken bulsa cemaatte. Bu şimdi sizde maslahalar ortasında şimdi tanışız kereyip olup kalıyordu da. Çünkü sizce üç namazını bozmazdınız ortasında ve başkalarının namazını halak vermesliğiniz ve oğlak özürüm kurmasliğiniz ortasında tanla olup kalıyordu. Şuna kıpayet odan namazından çıkıp durup, uşağı narsana uçurup kaydı dedi ulamalar. Kendi namazıki kaydı dedi. Bu telefon uzağda bozu diyebilirsin ha? Ha, uzağda boladı. Sümk eski eser kop koyan boladı mesela. Ha. Bir gün şu narsana sıfırlandı. Onun cönde de olsam da uçurup koysa bulamadı. Cönde de olsa asam, uçurup koyup devam ettir uğradı. Lekin şuna kadar cönde boladı gen bulsa, de oladı. Eğer şuna kadar bulsayam, eğer sel çözülüp oladı gen bulsayam, öz namaz bozulmaydı. Yani namaz devam ettirse bulan. Lekin kub hareket bulsa, sümkene açıp, bunu çıkarıp, keyin uçurup, boşa kıladı gen bulsa, onda bir yolu uçurup koygen yaşıyor. Kim o şey özü aslında namazdan aldı çırp koygan yaşarlar. Yani adamlar da böyle deyken adetlerden biri, adamlar bazen aslında tabii ravişte kıladı. Mesela deyelik telefonunuzu cırın dese, daima ne kılarsın uçur etken paydası? Derste bu sizden. Telefonunuzu uçur etse bir karayız kim kılayıp deyken de. Doğru mu? Doğru mu? En az telefonunuzu cırın dese, alıp bunu uçur yapsın, bir de karayız mesela kime kendi, falancı kendi ismini okuyorsunuz. Köp fakalar nazdı, aksar ulamalar nazdı, yani namaz buzuldu degen şu cahide. Çünkü siz okuyabız. Özü namazda bir anasını okuşken, kastan bir anasını okuşken, ulamalar namaz buzuldu degen. İlla o mushafını okuşta hılaf var. Yani bazı ulamalar cümleden bizim mezhabımız, İmam Ebu Yusuf Rahimahullah'tan bugün bir rivayette, mushafı kadar okusa buladı. Lekin bunda fatva verilmedi bizim mezhabda. Fatva verilgen, fakalarımız tanıdıkken kavul bulmaz. Lekin hullas eğer mushafı karışmanın arasında bu kalken deydi, onda ya meyli bir, bazı ulamalar nazdı doğru derdi. Lekin başka nesler yıkarız. Saatler şuna kabul edin bana. Bir meşhur bir imamlardan, kavurlardan birini bir videosunu tarqatıp içine kakılıp. Namazı okuyabdı da, rükudan duruyordu da, bunda saati yıkarıyordu. Kendi namazını devam ettirip getirdi. Yani bu tabii ki, bu nesler namazı bozup koyuyordu. Lekin şimdi bu, beç, bu adam yani, ateylerden kımayıp da, örgünüp koyuyordu da, örgünüp koyuyordu, kılıyordu. Telefonu zirmesi şuna kabul koyuyordu. Uçurup koyarsa, uçurken payısa bir karab kimliğini koru olasın mesela. Bir saatke karab olasın, bu dünün cimriyetken olsun mesela. Bu neyse namazı bozup koyar. Şu üçünün baştan adam namazı ki teorgarlık görüş gerekiyor. Taharat organizdik, avrat izi yokken izdik. Bana şuna kadar aslarına, bu zamanayı fikirde bu. Bunun kadim kitaplarını topmayacağız. Lekin bunu özüz bilez ki, hani namazı halakı verirken derse, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazları halakı verirken, her kadar kadarını abdestleşke çakır geldi. Bunun misallarını ko'p bilasizlar. Bir yo'l-yo'llar sana aytganlar bu bo'lmaydi, shu namozni xalaq beradi deb bir kiyim. Shunga o'xshagan boshqa narsalar. Shunga telefonlarni oldini o'chirib, boshqa qilib, keyin namozga kirish kerak bo'ladi. Kimda yana bitta, ikkita savol bo'lsa, shu bilan tugatamiz. 8-15 da tursangiz, 8-8 da 5 da tursangiz namozni o'qib chiqasiz. Masalan, jamiyatda namoz o'qitganimizda, haram o'qitganimizda, odatda 2-3 ta odam jamoat bo'lsa, keyin yonimiz qo'shiladi, surildi deb aytaradi. Keyin men qadam bosishga majbur bo'laman. Yoki oldinga o'taman, yoki chekkaga suriladi. Va men o'qidim, qanday masalan agar joy berish maqsadida surilsa, namoz buziladi. Shuna holatda qanday qilish kerak boshqa masalalar bilan o'qiganda? Bo'lmadim. Ensfalo hanbalilarda orqada bitta o'zi o'qsa namoz qabul bo'lmaydi. Arkada bir safta okusa. Çünkü hanbeyler sizi safizge koşulmakçı buladı. Hanbeyler sizi safizge koşulmakçı buladı. Çünkü buna kavaziyet buladı. Yani hanbeli adam gelip, tıkılıp, sizden öyle sorul, ben gelip cevap ver. Takım arka safta kop gidip, namazını kabul bulmaya koymasın. Degen bana da keledi. Allah Allah. Şimdi üç payette, üç adam, biz ulamalarımız ayet dedi ki, eğer kimdir sizge mesela sorul, degen bana da öz tamamı tartsa, ya kibir tamamı iterse, siz o'shani aytib qilgan ishiga istijob qilishingiz yoki gaplashishni bir turi bo'lib qoladi. Ishoralar va harakatlar bilan gaplashib bo'lib qoladi va gaplashish namozni buzadi. Shu ma'noda namoz buziladi deydi. Alloh alam, bir man inshaalloh bu narsani o'zlanib o'rganib ko'raman inshaalloh. Qanaqa qilish to'g'riroq bo'ladi. Kishini ko'rdim. Mehrobda imom bo'lyapti. Orqadan nuqra berib, qo'lini ne qilyapti? Buziladi deyamiz. Qo'lini ne qilyapti? Orqadan nuqra berdi. Ha. Bu Hanbali mezhabida yok. Hanbalilerde ve Malikilerde namazdaki Hanbalilerde işaretler, öz gaplaşış meselesi de ulamalarını kavurlar şuna ki bizim mezhabımız en katıra oturadı. Bizim mezhabımızda uzun değil. Siz görgeniz, bu yolda görgeniz de doğru mu? Haricde görgeniz. Yani bunlarda Malikilerde namaz maksadı asırak yapırsayın böyle dedi Malikiler. Biz bir, bir kişi namazda hata akıllı uğurdu. Hata akıllı uğurdu da. Kursa arkada bir tersi ayet yaptı.
irka irka deyapti. Ruku qil. Ruku qil deyapti. O'z namozda turibdi. Ba'zi molik ulamolar shu namozda namozni to'g'rilash maqsadida gapirishga ruxsat berishadi. Sababi o'sha sahih hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiydilarda, namozlarida bir rakat yoki ikki rakat qolib ketadi. Keyin namoz tugab hamma tarqalishni boshlaydi. Shu paytda keyin bir Zuliyadan degan bir sahobiy kelib aytadiki, aqosurati solati am nasita deb aytadi. Ya'ni unutib qo'ydingizmi yo namoz vahiy bilan ya'ni qisqartirildimi bu namoz deb so'raydi. Rasululloh aytadiki, kullu zalika lam yakun deydilar. Yo qisqartirmadim yo unutmadim. Aytadiki, bal kan deydiki, bal ba'du zalika kan, ruhaq rivoyatlarda keladi yoki bitta rivoyatda bal nasita deb keladi. Unutib qo'ydingiz deb aytadigan Zuliyadan. Hayron bo'ladilar-da, keyin sadaqa Zuliyadan deb so'raydilar. Zuliyadan to'g'ri aytayaptimi deb so'raydilar. Ha, deyishadi sahobalar. Shundan keyin borib namoz davom ettiradilar. Shuni hujjat qilib moliklar aytadiki, mana hozir bu gapirdi, Rasululloh ham gapirdi, u kishi gapirdi. Keyin borib namoz davom ettirishdi. Boshqatdan o'qishmaydi, o'sha joydan davom ettirishadi. O'shanga namoz o'rtasida namoz bilan bog'liq narsalarni gaplashsa bo'lar ekan deyishadi. Biz ulamolarimiz bu hadisni mansub deb qaragan bir nechta sabablar bilan o'shanga biz ulamolarimiz bunga ruxsat bermaydi. Shu va boshqa narsalar bilan molikiylar va hanbaliylar ishoralarga ko'p ruxsat beradi. Bu ham hadislarda kelgan. Bir salom bergan narsadan qo'llarini ko'tarib alik olganlar kelgan yoki borib eshikni ochish masalasi kelgan. Shu narsalarga ular ruxsat berishadi. Biz ulamolarimiz bunga ruxsat bermaydi. Ha, boshqa savollaringiz bo'lmasa, majlisni tugatamiz. Savollaringiz bo'lsa sizlarda. Alloh razı bo'lsin. Baraka topinglar. Labbay. Allohdan qo'rqasanmi deganda, Allohdan qo'rqmayman deysa odamni kufr qiladi. Lekin Allohdan qo'rqaman deydigan bo'lsa, unda yolg'on deb chaqiradi. O'shanda bizning holatimiz qanaqa bo'lishi kerak? Mashallah. Yolg'on, misol uchun qo'rqaman desam, men qo'rqmayman, astag'firloh. Holatda qilayotgan ishlarim qo'rqishimga munosib emas. Ibodat deydi, misol uchun ibodatga buyurilgan hammasini vaqtida qilmasligim mumkin. Zikr deydi, zikrni chiroyli qilmasligim mumkin. Namoz deydi, namozda xushuyim bo'lmasligi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sevaman desam, salovatim chiroyli bo'lmasligi mumkin. Sollallohu alayhi vasallam. Shayton aytadi-ku, inni akhafulloha robbil alamin. Shayton. Men Allohdan qo'rqaman deydi shaytonamda. Rostan aytadi uni. Faqala lil insani kufur, falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafulloh. Insonga kofir bo'l deydi. U kofir bo'lgandan keyin Allohdan qo'rqaman deydi. Kelasi ham do'zaxga tushadi va kanna aqibati umman. Qo'rqaman deydi deganda edi. Bu yerdagi shayton yolg'onni aytadimi, rostdan aytadimi? Lekin shu gapni aytadi. Endi siz o'ylamdan narsa, qo'rquv nima degan savol bor. Bu tuyg'u bitta. Zarardan, zarar kelib qolishidan ehtiyot bo'lish tuyg'usi. Xo'p, qo'rquv necha martada sodir bo'ladi, hosil bo'ladi. Umringizda biror marta qo'rqqanmisiz? Masalan, biror gunohdan qasd gunohdan qaytgan joyingiz bormi? O'shun bilan qo'rquv hosil bo'lganda. Qo'rqmasizda qilolmagandirsiz. Unda ham qo'rqmayman, xohlaganini qil deb emas, ojizlik bo'lib qoladi. Ba'zilarida o'sha qo'rqib qilmagansiz, ba'zi gunohdan qaytgansiz, ba'zi ibodatni qilgansiz, qo'rqqaningizdan masalan. Ve korkusuzda hasıl bugün kaçandır, kaydedir. O şey itibarıyla korkamayın deyizdi. Lekin hakiki manada korkuyman deyip daha vakıl olmayasınız. Şu nisbi nesli de o korku. Şimdi o şu manada buladı. O hikmetlerde etlerdi. Allah Teala'dan korkasam mı deyse sükut kıl deydi. Bir şeyden bağlıdır şuna. Sükut kıl deydi. Çünkü ha deyse hem, yok deyse hem musibet. Bu hikmet noktaya nazar dedi ki, yok desen, kuhbimen deyken bolasın, onda iman ketip kaladı. Ha desen, Allah Ta'ala talep kıyan derecede korkuyor kendini yok, yalan çöp kalasın. Lekin siz başka çünce bilin, yani Allah talep kıyan derecede olması yem, uzun mu, kudretin yetkençe, kançadır, korkuşun var deyken manada ha desen, sırt caiz bulundu. Hoş doğru bulundu.
Kelasida bittasini javob berish kerak bo'lsa yoki sukut qilasiz hali aytgan ma'nodi. U nima uchun aytiladi? Biroq so'rasa, qo'rqmayman deb ayt yoki qo'rqaman deb ayt deish uchun emas. Bu hikmatlar kishilarning e'tiborini qaratib, aqlini uyg'otishga aytiladi. Endi sizdan biroq so'rasa qo'rqaman deyavering. Lekin sen haqiqat qo'rqmaysan, shuni bilib qo'y deish uchun aytiladi. Tushundingizmi? Qo'rqaman desang yolg'onchi bo'lib qolasan deb gunohkor bo'lasan demoqchi emas. Haqiqiy ma'noda qo'rqmaysan, shuni bilib qo'ygin deish uchun aytiladi bu nuqtalar. Yana bir nuqta, mana shu yerda ruxsat bilan qo'shimcha qilmoqchi edim. Ba'zi odamlar qo'rqadi-da. Aslan do'zoxni boshqani zikr qilsiz, qo'rqadi, boshqa qiladi. Lekin amal qilmaydi o'sha qo'rqaniga muvofiq bo'ladigan. Lekin orqasidan amal bo'lmagan qo'rquv, hatto o'sha amal bir kamchilik bilan bo'lsa ham, bir amalga bir narsaga olib bormagan qo'rquv, o'sha shaytonning da'vosidagi qo'rquv. O'sha ulamolar bir tafsirda shayton shu sidiq narsani aytdi deydi. Shayton qo'rqaman deyapti. Iblis qo'rqaman deyapti. Xo'p, bu qo'rqaman deyishni o'zi kifoya qilmaydi o'shanga. Bu qo'rqaman degan odam o'sha qo'rquvga munosib harakat qilish kerak. O'sha harakatda kamchilik bo'lsa ham, haligi mashhur hadisda Muvattoda boshqada keladi. Bir odam hech bir savobli amal qilmagan bo'ladi, bilasizlar? Hech bir savobli amal qilmagan bo'ladi. Ki o'limidan oldin aytadiki, men o'lsam deydi, yoqvoringlar meni deydi. Yoqib kul qilib, yo bu yoqqa yoqib kelinglar deydi. Yarmini dengizga, yarmini yo'q, yarmini yo'q qilinglar deydi. Kech o'lganda shunday qilishadi. Keyin uni yig'ib olib kelib, Alloh taolo buyuradi, yig'itirib olib keltirib, keyin uni so'raydi, nimaga bunaqa qilding deydi. Qo'rqqanimdan deydi. Va Alloh taolo o'sha qo'rquv uchun uni kechirdi deydi. Shu ulamolar aytadiki, hech bo'lmasa o'sha qo'rquv uchun o'sha vasiyatni berdi deydi. Hech bo'lmasa u nimadir qildi o'sha ham, xato qilgan ishi. Lekin shu vasiyatni hech bo'lmasa berdi. Lekin mutlaqo hech bir narsaga odamni chaqirmagan qo'rquv u, ya'ni u qo'rquvdan bir foyda yo'qda. U faqat birovning nutqini eshitib hayajonlanish bo'lishi mumkinda u. Chunki hozir diniy bo'lmagan mavzuda ham birov sizga chiroyli nutq so'zlasa, hayajonlanib ketib yig'lab yuborishingiz mumkin masalan. Tushunarlimi? O'shanga jahannamda, qiyomatda beriladigan javoblardan boshqadan aytilgan oyatlar, hadislar yoki gaplarni eshitib undan ta'sirlanish, agar uni hech bir odam yaxshilikka olib bormasa, unda u qo'rquvdan Alloh ham o'zining egasiga ham foyda bo'lmaydi. Shuning uchun odam shu qo'rqqaniga yarasha amal qilish kerak, bir narsa ko'rinish kerak Alloh. Siz Abdulaziz savol bergan, shu bilan tugatamiz o'zi majlisimiz. Ilmga bo'lgan rag'batni qanaqa qilib oshirsa bo'ladi bizga? Mashalloh. O'z bormi? Bol bo'lsa oshirsa bo'ladi. Takibos. Nima savoldan qilinglar? Siz ham bor desam uyat bo'ladi hozirda. Uxlab yotman. Yo'q desam yana bo'lmaydi. Ma'rifatga qiziqish, ilmga qiziqish asli Odam alayhissalomning tabiati. Odam alayhissalom farishtalardan ilm bilan ustun qilingan. Ixtiyor bilan, ilm bilan. O'sha ma'rifatga tashnalik, ilmga qiziqish asli fitratdan bo'ladi insonda. Faqat har xil narsada bo'ladi. Masalan, kimdir yog'ochni o'rganishga qiziqadi, kimdir IT-ga qiziqadi, kimdir ingliz tiliga, kimdir arab tiliga, kimdir inson tanasini o'rganishga, kimdir shariatni o'rganishga. Inson qiziqadi baribir, nimadir o'rganishga qiziqadi. G'olib tabiat shu. Faqat shu nisbatlar o'zgaradi, ya'ni kimnikidir tibga qaragan, kimnikidir fiqhga qaragan, kimnikidir qurilishga qaragan bo'ladi. Kimnikidir kuchli, kimnikidir kuchsiz va hokazo bo'ladi. Endi siz so'rayotgan narsa ayni shariat ilmlarida rag'batni kuchaytirish. To'g'rimi? Ilmni darajasi ma'lumining darajasidan kelib chiqadi. Siz bitta ilmni darajasini bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha ilmdan nima ma'lum bo'ladi, nima o'rganiladi? Masalan, toshni o'rganishdan ko'ra insonni o'rganish muhimroq bo'lgani uchun insonni o'rganish ilmi toshni o'rganish ilmidan ko'ra muhimroq va qadrliroq bo'ladi insonlarda. Masalan, mol doktoridan ko'ra odam doktor qadrli bo'ladi, chunki mol sog'ligidan ko'ra inson sog'ligi muhimroq. Tushunarlimi? Endi shu nuqtai nazar, shu mana shu qarash bilan qaralganda shariat ilmlari Alloh subhanahu va taoloning maqsadini o'rgatadi. Fiqh, usul va hokazo. At-tauhid Alloh taoloning sifatlarini, zotini o'rgatadi.
Bu en âli maksatlar bugünden ki, bu ilimler âli ilimler bo'ladi ki. Çünkü mevcut da yani varlıkta en uluğ varlık Allah subhanahu ve teala'nın varlığı. Buna bağlı her kendi ilim varlığını bağlıca idrak etiş, fahamlaştan ibaret bugünden ki, Allah subhanahu ve teala'nın tanış en katta ilim bo'ladi. En katta ilim. Yani siz bu ilimlerine rağbeti kaydan payda bulan desiniz. Yani şu, ma'lumge bugün muhabbetten payda bulan. Siz şu Allah'ın muradını bilir ki, kança kızıksınız, şunca fiyhki usulge kızıkas. Resulullah'ın sözlerini yazılır ki, kança kızıksınız, okuşun sünnetleri, hadisi şunca kızıkas. Allah'ın marifeti ye kança, Allah'ın uzu ye kança sizde muhabbet payda olsa, marifetke, akideki şunca kızıkas. O siz o şey isteyken narsayızı tellesizge bağlı. Yani şu, eğer size şeriat ilimlerine bağlanır diyen olsa bu meseleler, yani Allah'ın muradını biliş, Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ahlaklarını biliş, kemalat sıfatlarını biliş, Allah subhanahu ta'ala'nın tanış. Kâbı olsa, yani şu maksat topulgen olsa ki rağbet sönmeydi. Ama siz bilmeseyiz demeliğini, közlenmeyen olsa anık, malum. Siz şuncaki adamları yakızlık falan şey okuyup diken pistan şu bana meşhur olup benim şunu okusam meşhur olur ben deyip şunu okusayan mesela bile yürüyen basıyız o söyledi. Onun için birinci maksadını anlaştık ikinci Allah'a bağlasa sönmeydi inşallah. İki asasi nersi ilimde başıda şicaatli bulup ki onca şicaat bu mekalışı kapınca günahdan lağudan bulup. Yine bir asasi amirlerden biri netice bulmazdı ki. Bu ya dengeseliğinden ya ben hazmuzurluğundan kim çıkıyor. Siz mesela bir de ustazıya bir baras, bir de kitap başlayırsınız. 2 yıl okuyorsunuz. Kim de akarsınız, başkası 2 yıl okuyup anca netice görüyorsunuz, netice görmeyensiniz. O zaman insanda çükürlüğü payda var. Şimdi bizim, yani ki siz ders ararsınız da o şeyini uzlaştırmayızsınız. Kendinizi götürüp orasınız. Aradan geldiğim bir lütfen, bunu da akarsınız, arkasınızda kup nırsa, işten çıkıp etken bulan. O zaman uzgarış görmeyiz, sönersiniz. Çünkü bana imtihan için okuyduğunu söyledi. Ne demek ki? Çünkü imtihan için okuyanda imtihandan kim okuyduğunu da o ilim bundan. Yani bilinen kim uzda o şey ilimi görmedi. Bu da o şey ilimden rağbetsiz bunlar. Çünkü talib ilimde en doğru yolu şu ki, bir ilim ikirdi mi rağbet bilen başında küçük atırış diyor değil mi? Mesela birinci dersi alacağız mı bugün? Nahvudan bulsun, fiyakıdan bulsun. Su kulübü için varış gerek. Şu kadar ki kefem, Abdurrazak sana aniyet gelirler. İmam Ahmed'den, ustazlardan, şeyhlerden, muhaddislerden. El ilmu ma dakhala ma'akal hammam. İlim sen bilin hammamın kirgeni. Hammamın kitap, telefon, o hakaza bulan kirmeyiz. Hammamın kirgeni, hammamın kirgeni, hammamın kirgeni, yuhun geni. O şende sizde barını mı? Yani sizi bura artık kullanmasız, o sizde mevcut bir gen. Kalbinin neyini nasıl edeyim başlıyor da? İlim sen bilin hammamın kirgeni nasıl? O şey derecede her bitti ilim için de birinci ders için de uzlaştırırsınız. İkincisi için de uzlaştırırsınız. Üçüncüsü için de uzlaştırırsınız. Tekrarla esden çıkarışı koymasayız. Esden çıkışı koymasayız. Malum müddetten kim var ki? Sizde o şey neresinde katta bir zahire payda olabildi. O yüzden özgürlük sizde. Akıl izde, fikir izde, vücud izde. Şu özgürlük kendi size borgen sana alga basışı olabildi. Bu de ki mesela Özbekistan'dan bir telefon alıp geliyor. Satarsın iPhone'u, Dubai'den alıp geliyor. Alıp geliyor satıyız, hükümette alıp geliyor satıyız. Uyardan 1500 euro aldıyız, kesiz yani 1500 euro aldı. Yani 1500 euro aldıyız, kesiz yani 1500 euro aldı. Doktor ediyor şey iş. Çünkü yanınızda pul hasıl olanı yok. Lakin bir sefer 1400 euro aldıyız, kesiz 1500 euro aldı. 100 kaldı yanınızda. Kendi sefer 2 tab geliyiz. 2 kala. Kendi sefer 4 tab geliyiz. 400 kala. Kendi sefer karz olasın. O yüzden bu yüzden katta karşıda olasın. 30 bin 40 bin alıp bağlı telefonu kelesin. Şunca mesuliyeti, şunca yüklü olasın. Demek ki törüzlü lezzetinden. İlimde ha, ne madur hasıl kılasın? O yüzden uzgarış sezesin. Akıl izde, ruh izde, kalb izde. En azından şicaat ki payda var. Çünkü birinci dersten başlayıp kaldırmasından müzakereni zor kılıp yaşlı uzlaştırıyor adam elbette sönmeyin. Cezakallah. Subhanallah. Allah'a şükür. 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 Allah'a şükür.
Allah özü manfaatli ilim versin. Hem hocanın hizmetlerini Allah özü kabul eylesin. Magistrlik işi tükendi mi? Himayelendi miydi mi? Himaye kaldı. Ha. Allah himayelerde özü muvaffak eylesin. Bir de ustazlar var. Şeyh Said Begideş yakında ziyaret kıldık. Hanefi fikhide bir kanşa kitaplarını tahkiken Mahmud Can'ın has ustazlardan, o kişinin has şagirdlerden bu kişi. O kişiden Allah Teala razı olsun. Kuvanarlı haberler ettiler. En çırali bir tahkikler de ettiler. Allah Teala uzun muvaffak eylesin. Biz hem ucuna kanki mezhebki hizmet kılışını, İslam'ki hizmet kılışını, sünnetki hizmet kılışını, Kur'an'ki hizmet kılışını uzun nasip eylesin. Hizmet kılarken biraderlerimize hem ileriki uzun tevfikini yar eylesin. Subhanak Allahumma ve bihamdike neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk ve selamu aleyküm ve rahmetullah.